Şimdi gazete turuyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte bakacağız. Hemen başlayalım. Foto Maç gazetesinin ikinci sayfası Galatasaray'a ayrılmış. Dün oynanan maçla ilgili detayları görüyoruz. Çakır'ı yine verin. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maç sonu TFF'ye yüklendi. Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Çok güzel bir oyun. TFF ve MHK Oğuzhan Çakır'ı ...bir dahaki maça da versin şeklinde bir serzeniş oldu Dursun Özbey'in. Maçın altı, e, özür diliyorum sayfanın altına geldiğimizde Berke Duvar Ördü başlığını görüyoruz. 24 yaşındaki kaleci Rams Park'ta kariyer maçını oynadı. Galatasaray karşısında iki gol yemesine rağmen tam 12 kurtarışa imza atan Berke Özer... ...Eyüp'ün bir puan almasında başrolü oynadı deniyor. Kutu haberlere şöyle bir baktığımızda Metehan 3. kez başlığı. Metehan Baltacı Eyüpspor maçında 11'de yer aldı. 22 yaşındaki futbolcu daha önce Adana Demirspor ve Bodrum Futbol Kulübü karşılaşmalarında ilk 11'de forma giymişti. Metehan 3. kez 11'de oynadı. Şalayı siftah yaptı değerli izleyenler. Freiburg'dan 6 milyon euroya kadroya katılan Roland Şalayı. Dün sarı kırmızılı forma altında ilk golünü kaydetmeyi başardı. Sayfadaki köşe yazılarına da şöyle bir baktığımda Zeki Uzundurkan'ın yazısını görüyorum. Galatasaray kaleci aramasın hemen Berke'yi alsın şeklinde. Zeki Uzundurkan Berke'nin performansını öven bir yazı e, kaleme almış. Bu arada hakem tartışmaları ile ilgili de. E, hakemin hatalı e, kararlar e, verdiği, özellikle oyuncuları gerdi ve sinirlendirdi şeklinde e, yorumlar yapmış bugün. Fanatik gazetesine geçelim. Fenerbahçe sayfasına şöyle bir bakacağız. Sürprize yer yok başlığını görüyoruz. Faik Çetiner imzalı bir değerlendirme haber. Fenerbahçe son derece moralli ve Gaziantep Futbol Kulübü karşısında da sahaya favori olarak çıkıyor. Jose Mourinho'nun artık 11 tercihleri tartışılmıyor. Kanarya bu akşam maça önde başlar ve erken sonucu ulaşmayı hedefler demiş. Duşan Tadiç'i görüyoruz sayfada bir kutu haber var ilk peşinde başlığıyla. Tadiç üst üste kazanılan 3 maçlık seride 2 gol ve 2 asistle dikkatleri üzerine çekti. Sivas Spor ve Kayseri Spor karşılaşmalarında rakip fileleri birer kez havalandıran Sırp Yıldız bu akşam da ağları sağlarsa bir ilki yaşayacak. Ve sarı lacivertli forma altında ilk kez üst üste 3 karşılaşmada gol sevinci yaşamış olacak diyor haber. Ve gelelim sabah gazetesine yine Galatasaray sayfası ilk olarak sayfanın başında Levent Tüzemen'in bir köşe yazısı var. Dedikodu üretenler utandınız mı şeklinde bir başlık görüyoruz değerli izleyenler. Hatırlayacaksınız mücadele öncesi Arda Turan'ın Galatasaray'la özdeşleşen futbolculardan biri olması nedeniyle bu karşılaşma ile ilgili bazı iddialar, spekülasyonlar vardı. Ve Levent Tüzemen bunun ne kadar yanlış olduğuna vurgu yapan bir yazı kaleme almış. Bir de diyor ki ben gol sonrası Galatasaray'ın oyun üstünlüğünü tamamen ele geçireceğini düşündüm ama Eyüp Spor'un inadı ve mücadelesi buna izin vermedi. Şöyle sayfanın geneline baktığımızda Aslan'ı Berke durdurdu başlığını görüyoruz. Cimbom sahasında Eyüp karşısında bir puana razı oldu. Berke Özer 12 kurtarışla maça damga vurdu. Ligin en iyisi başlığı atılmış Berke ile ilgili 14 isabetli şutun 12'sini kurtardı. Bu sezon Süper Lig'de bir maçta en çok kurtarış yapan kaleci oldu Berke. Bu arada Bülent Timurlenk'in de aynı sayfada bir köşe yazısı var. Fişi çekmeliydi başlığıyla e şöyle bir değerlendirme dikkat çekiyor. Galatasaray'ın Icardi'nin net vuruşlarını aradığı kesin şeklinde bir yorum yapmış Bülent Timurlenk. Hürriyet gazetesine geçelim. Allah'a çok şükür buradan başımız dik ayrılıyoruz. Eyüp hocası Arda Turan, maç öncesi çıkan spekülasyonlara sahada yanıt verdiklerini söyledi. Bu kulüpte aldığımız eğitim bu. Bulunduğumuz formanın hakkını sonuna kadar verdik. Eyüpspor'dan ekmeğimizi kazanıyoruz, biz hep sahada kalacağız şeklinde açıklamalar yaptı Arda Turan. Aslan'a evlat şoku başlığı atılmış. Hürriyet gazetesi böyle bir başlık tercih etmiş. Bu arada önemli bir kutu haber. Hemen şöyle bir bakalım Abdülkerim'in sağlık durumu. Hiç iyi değil şeklinde e, koltuk değnekleriyle stat'tan ayrıldı Abdülkerim ve Yener İnce'nin açıklamaları paylaşılmış e, durumu hiç iyi değil şeklinde konuştu. Yener İnce muhakkak detaylı bilgi bugün gelecektir Galatasaray kulübünden Abdülkerim'in sağlık durumuyla ilgili bir kez daha e, bizde geçmiş olsun diyelim. Ve devam edelim. Milliyet gazetesinin 14. sayfasına geçeceğiz. Şimdi sayfanın en altına geldiğimizde Fenerbahçe haberlerini görüyoruz. Derbiye moralli çıkalım başlığıyla Sena Dokun haberi. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun öğrencileriyle yaptığı toplantıda gelecek haftaki derbiyi hatırlattı ve Beşiktaş maçı öncesinde kayıp yaşamayalım. Gaziantep son 4 maçından 3'ünü kazandı. Hata yapmayalım, derbiye moralli çıkalım dediği öğrenildi şeklinde bir haber. Yine Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i paylaşılmış. E, Enes Remico noktasında Milliyet gazetesinde bir e, kararsızlık var. E, i̇ki oyuncunun da forma giyebileceği söyleniyor. E, Edin Dzeko kafa karıştırdı şeklinde zaten bir kutu haberde var. E, kararsız kaldığı söylenmiş Mourinho'nun ileri uçta kimi oynatacağına dair e, taktik idmanlarda bu tercihi maç saatinde yapacağı belirtiliyor Milliyet gazetesinde. Evet Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri gazetelerde bu şekildeydi. Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlılar 14. haftada Atakaş Hatay Spor'a konuk olacak.